uydu teknolojilerinde hızını yükselttiği bu günlerde yeni ve yerli haberleşme uydularımızın üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerini iç içe yaşarken bugün de TürkSat Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi'ni açmanın ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. TürkSat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştirilen merkezle TV, radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlanacak. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde hızını yükselttiğini ifade etti. Açılışı gerçekleştiren merkezin TürkSat bünyesinde yürütülen hizmetlerin olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu şunları kaydetti. Açılışı gerçekleşen merkezimiz TürkSat bünyesinde yürütülen hizmetlerin olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme haizdir. Bildiğiniz üzere TürkSat uyduları üzerinden TV, radyo ve internet hizmetleri Gölbaşı yerleşkesinde bulunan uydu anten sistemleri ve uydu yer istasyonları ile verilmektedir. Mevcut şartlarda bahsi geçen hizmetlerin yedekliliği ise TürkSat Gölbaşı yerleşkesinde kurulu olan yedek yer istasyonu ve anten sistemleriyle sağlanmaktadır. Az önce anlattığım üzere olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda hızlı bir şekilde tüm trafiğin aktarılabileceği operasyona hazır ve farklı bir konumda yedeklik merkezine ihtiyaç duyduk. Ve bu amaçla TürkSat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezimizi Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 28.800 metrekare arazi üzerine anten ve alt sistemleriyle birlikte hizmete hazır hale getirdik. Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uzayda izi olanın dünyada gücü olur diye konuşarak şunları söyledi. Türkiye artık uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolundadır. Uzayda izi olanın dünyada gücü olur prensibiyle yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz. TürkSat üzerinden uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bileşim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için çalışırken diğer yandan bilişim ve uzay teknolojileri altyapılarının kurulmasına ve küresel pazarlara açılmaya yönelik önemli adımları atıyoruz. Türkiye'nin jeopolitik konumunun uzaydaki karşılığı sayabileceğimiz uydu yörünge haklarının korunması ve işletilmesi kapsamında önemli faaliyetler yürütüyoruz. TürkSat 5A ve TürkSat 5B uydularını 2021 yılında uzaya gönderdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, TürkSat Türkiye genelinde 4,7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyor dedi. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B uydularını aynı yıl içinde uzaya göndererek Türkiye'nin uydu haberleşme yeteneğini önemli ölçüde artırdık. TürkSat 5A 28 Haziran 2021'de 31 derece doğu yörüngesinde göreve başlamıştır. TürkSat 5B'de 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye'nin geniş band internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün uydular üzerinden TV ve radyo yayıncılığı ile birlikte internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetlerinde bölgemizde lider konumundayız. TürkSat 6A
pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 2024 yılı Mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda TürkSat 6 ayı Haziran ayı içerisinde yörüngeye inşallah fırlatmayı hedefliyoruz. TürkSat 6 ay hizmete başladığında diğer uydularımız ile kapsanamayan Güneydoğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunarak bölgemizdeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Türkiye genelinde 4.7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyoruz.